Buraya yarı çapı R olan bir çember çizdim. Çemberin merkezi de burada. H virgül K noktasında. Yani X koordinatı H ve Y koordinatı da K. Bu çemberin denklemi için genel bir formül bulmak istiyorum. Bunu yapabilmek adına bu çemberin üstündeki tüm noktaların buradaki merkezden tam olarak aynı uzaklıkta olduklarını hatırlamamız gerekiyor. Merkezden uzaklıkları tam olarak R olacak, değil mi? Şimdi biraz düşünelim. Merkezden tam olarak R uzaklıkta olabilmeleri için x'lerimize ve y'lerimize nasıl kısıtlar koymalıyız? Bunu düşünelim. Örneğin bu merkezden tam olarak R kadar uzakta olan noktalardan birisi, değil mi? Burası x virgül y olsun. Evet ve bu merkezden tam olarak r uzaklıkta olan noktalardan biri. x, y, h, k ve r arasında nasıl bir ilişki olacak? Bu x virgül y noktasını çemberin üzerinde herhangi bir yerde de düşünebiliriz. Burada da yapabilirdim. Bu da r uzaklıkta olurdu. Bu da merkezden r uzaklıkta olurdu. İlk bakışta aklınıza gelmeyebilir ancak Pisagor teoremini kullanacağız. Yapmamız gereken şey, merkezden geçen ve x eksenine paralel olan bunun gibi giden bir doğru parçası çizmek ve ve x virgül y noktasından başlayan y eksenine paralel olan yani tamamen düşey olan başka bir doğru parçası çizmek. Evet bu tamamen düşey. Bu ise tamamen yatay. Buna göre buradaki bir dik açı olacak öyle değil mi? Eğer bu çizginin uzunluğunu az önceki değişkenler türünden belirleyebilirsek ve eğer bir şekilde buradaki çizginin uzunluğunu da bu değişkenler türünden ifade edebilirsek daha sonra Pisagor teoremini kullanarak onlarla r arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. r buradaki dik üçgenin hipotenüsü öyle değil mi? Peki, bu düşey dik kenar ne olacak? Buradaki noktanın y koordinatının k olduğunu biliyoruz. Buradaki nokta y koordinatı, bu noktanın y koordinatı y'dir öyle değil mi? Buna göre buradaki uzunluk, buradaki uzunluk ile tam olarak aynı olacak. Bu y eksi k olacak. Evet, y eksi k. Peki bu uzunluk ne olacak? Evet aynı argüman geçerli. Bu h'dir ve buradaki nokta eğer bütün yolu gidersek x eksenindeki bu nokta x'tir. Buna göre buradaki uzunluk, evet buradaki uzunluk x eksi h olacak öyle değil mi? Evet x eksi h. Buna göre uzunluğu x eksi h olan bu kenarla uzunluğu y eksi k olan bu kenar ve r arasındaki ilişki nedir? Evet, duyuyorum. Pisagor teoremidir. İki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak değil mi? Dik kenarlardan birinin uzunluğu x eksi h yani x eksi h yazabilirim. Buna göre o kenarın karesi, evet, artı bu kenarın karesi. Bunu daha önce kullanmadığım bir renkle yapayım. Artı bu kenarın karesi, yani artı y eksi k'nin karesi, yarı çapın karesine eşit olacak. Böylece merkezi h virgül k olan ve yarı çapı r olan bir çemberin genel denklemini yazmış olduk. Bunu geçerli kılan tüm x ve y'ler için, merkezin h virgül k olduğu ve yarıçapın r olduğu verildiğinde bu durumda bu kısıtlamalara uyan tüm x'ler ve y'ler bu çemberin üstünde olacak. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Eğer birisi size derse ki, ey bak burada bir merkezim var, bunu şu şekilde yazayım. Derse ki çemberimin merkezi ne bileyim diyelim ki 5 virgül eksi 5. Evet. Ve eğer yarı çapında 4'e eşit olduğunu söylerse bu durumda çemberin denkleminin ne olacağını biz de hemen söyleyebiliriz. x eksi buradaki... Bunu renk kodu kullanarak yapayım. Evet buradaki bizim H'miz, buradaki K'miz ve bu da yarı çapımız değil mi? Evet yarı çapımız. Buna göre çemberin denklemi x eksi H yani x eksi 5'in karesi artı y eksi k olur değil mi? k eksi 5'tir. Eksi eksi 5 artı 5 olacaktır. Buna göre y artı 5'in karesi eşittir r kare. Örneğimizde r kare 16. Yani eğer birisi size bir çemberin merkezinin 5 eksi 5 noktasında olduğunu ve yarı çapının da 4 olduğunu söylerse, işte çemberin denklemi bu olacak dersiniz siz de. Diğer yandan eğer birisi bunu size çemberin denklemi olarak verdiyse, siz de merkezin apsisinin 5 olacağını biliyorsunuz ve y eşittir bu artı olduğundan bunun k olması gerektiğini biliyorsunuz. Yani kısaca merkez 5 virgül eksi 5'te olacak. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu olabilir. Bu terimlerin her ikisini de sıfıra eşitleyen x ve y'ler nelerdir diye sorarsınız kendinize. Yani eğer burada x eşittir 5 ise bu durumda bu şey sıfıra eşit olacak ve eğer y eşittir eksi 5 ise bu durumda da bu şey sıfıra eşit olacak. Eğer merkezi başlangıç noktasında olan bir çemberiniz varsa, bu durumda da x kare artı y kare eşittir yarıçapın karesi dersiniz.